Merhaba arkadaşlar. Evet bugün size Nisteki son günümde bu harika şehirden bir yarış raporu yapayım dedim. Ironman Dünya Şampiyonası'nın yarış raporu. Evet biliyorsunuz iki gün önce burada Ironman Dünya Şampiyonası yapıldı ve şartlar biraz değişikti. Şu anda hava harika. Gerçekten efsane bir hava var, serin bir hava var. Ama yarış zamanı maalesef böyle değildi. Şimdi biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde burada biliyorsunuz. Niste sadece dünya şampiyonası yok. Önümüzdeki sene bu arada Niste kadınlar yarışacak. Sonraki sene erkekler tekrar yarışacak. Ondan sonraki sene kadınlar bir daha yarışacak ve sonra Niste defteri kapanıyor arkadaşlar. Teknik toplantıda onu söylediler. Sonra başka bir yerde olacak bu dünya şampiyonası. Yani bir ayağı Kona'da her zaman bir ayağı da başka bir yerde olacak. O da söylemediler tabii ki. Ama 4 sene Niste sonra bitiyor. Ama Niste Ironman var. Yani bizim yarıştığımız aynı parkurda Nis nice Ironman var ve Ironman en eski yarışlarından biri zaten o. Parkurlar falan hep aynı, hiç değişmiyor. Ufak tefek değişiklikler olur muhtemelen ama bir de burada ayrıca 70.3 de var. Onun da parkuru benzer. Koşu parkuru aynı zaten. Şimdi size biraz yarışımı anlatacağım ve bu sırada da parkurlarla ilgili gerçekten güzel bilgilere ulaşacaksınız. Garantisi var. Evet. Öncelikle Nis nice çok güzel bir şehir böyle güzel böyle bir sahil şehri. Bizim Antalya gibi ama çok ufak. Yani ufak bir şehir. Ve burada kocaman bir sahil şehri de var. Zaten hepsini koştuk. 5 kilometrelik bir sahil şehri de var. Ve yarışlara işte burada 4 tur atıyorsunuz. Onun öncesinde buraya gelmek çok rahat. Havaalanı hemen şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum şu anda. Şu anda tripodumu bozmak istemiyorum. <laughs> Biraz sonra tripodla göstereceğim size. Hemen şurada. Yani benim yaşadığım yeri 5 kilometre falandı. Burası ben merkezdeyim ve süper bir metro ağı var. Burada istediğiniz yere metro ile gidebiliyorsunuz. Tramvayı var. O metroda inip tramvaya binebiliyorsunuz. Ve benim e, kaldığım Airbnb'ye çok rahattı. Hemen iniyorsun ve 3 dakikada falan Airbnb'ye ulaştım ben. Ve metroya çok rahat bir şekilde bisikletinizi sokabiliyorsunuz. Yani kutusuyla beraber, çantanızla beraber girebiliyorsunuz. Kimse bir şey demiyor. Çıkışta hemen böyle bir bilet alıyorsunuz. 10 euroydu biletimi yani aldım bilet. Direkt tek pas aldım ben. Böyle isterseniz 20 euroya, 30 euroya multipaslar da alabilirsiniz. Hafta boyu kullanabilirsiniz burada ama benim öyle bir şey ihtiyacım yoktu. Zaten her yere yürüyerek gidip geldim. Buraya koştuk ya da bisiklete bindik. Burada antrenman durumu da çok rahat. Yani istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çok rahat bisiklete binebilirsiniz. Hatta ben ikinci gün buradan çıktım. Kana doğru gittim. Ve tamamen bisiklet yolundan gidip geldim. Yani buraya geldiğiniz zaman Siklet çekini orada çok rahat yapabilirsiniz. Koşu zaten sahilde çok rahat koşabilirsiniz ve herkes koşuyor burada. Ee, orada hiçbir sıkıntı yok ve dün gibi koşu parkuru şimdi oraya geleceğim zaten ve yarışa gelelim yavaş yavaş. Evet, yarış öncesinde çok öyle şaşalı bir durum yoktu yani dünya şampiyonası diye böyle deli gibi bir şeyler yoktu. Ama Expo alanı bayağı büyüktü. geniş olan şey alan olarak büyüktü ama çok fazla marka yoktu yine. Çünkü artık zaten Iron anlaşmalarından dolayı yani sponsorluk anlaşmalarından dolayı çok farklı değişik markalar giremiyor. Ama Nis'in içinde bir sürü bisikletçi var. Yani isterseniz buradan bisikletinizi kiralayıp bile yarışabilirsiniz. Ki Can abiyle Ender abi öyle yaptılar. Ve hiçbir şekilde sıkıntı olmadı. Geldiler ayrobarlı bisikleti aldı. Hatta Can abi bir tane kanyon aldı. Onunla yarıştı. Evet gelelim yarış öncesindeki günlere. Evet, gelelim çekin işlemlerine. Çok rahat bir şekilde yaptık onları. Orada bir sıkıntı yok. Çantamızı aldık. İşte şunun taktılar. Bunu taktıktan sonra zaten her yere rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Yarış sabahı. Evet. Yarış 7'de başladı arkadaşlar. Ana yarış, daha doğrusu prolar 6.50'de başladılar. H gruplar 7'de başladı. Ben yine en son eş gruptum ve 7.40'da başladım. Onun bir dezavantajını gördüm, bir de avantajını da gördüm, onu en sonunda söyleyeceğim. Buradaki startta, Nis'te normalde öyle yapmıyorlar tabii muhtemelen. Ama Ironman olduğu için bütün yaş gruplarını aynı anda suya soktular. Yani mesela 30-34 yaş grubunu bütün hepsini suya soktular ve sudan start verdiler. Yani biraz açılıyorsun böyle bir 10 metre, 15 metre falan, suda bekliyorsun, tak, anında start veriyorlar tam zamanında ve yarış başlıyor. Evet benim dezavantajım şöyle oldu. Biz son grup olduğumuz için girdik suya. Kalabalıkta bir gruptuk. Yarış başladı. Bu sırada saatime basmayı bile unuttum ben. Ve ya 100 metre sonra bastım saate. Çünkü heyecanlısın tabii. Dünya şampiyonası lazım. Ve sudan hayatında ilk defa start alıyorsun. Ve bir anda başladı. Sonrasında açıldık. Ve çok karışık oldu her şey. Çünkü düşünün 500 kişi aynı anda suya suya şey yapıyorlar ve herkes duvarlara doğru gitmeye başladı ve bir anda çok bayağı bir her şey. Sonra ben birkaç kişiyi buldum. Onların peşinden gittim. Böyle Cüstleri abilerimizi buldum. Onların peşinden takıldım çünkü dünya şampiyonası olduğu için şöyle bir şey var. Herkes iyi yüzüyor. Yani kötü yüzen yok. Çok az var daha doğrusu. Ön gruplarda vardı. Ama bizim ön grup yani bizim grubun önünde yoktu ve ben hepsinin arkasına böyle tek tek takıldım ve ilk dubaya öyle gittik. ikinci dubaya böyle bir orada iki tane dörtgen çiziyorsunuz. Üçüncü dubaya geldiğimiz zaman yani dönüşe geçtiğimiz zaman orada yavaş yavaş ön gruptan düşenleri almaya başladık. Yani kırmızı bonenleri görmeye başladık. Orada işte sıkıntı olmaya başladı. Çünkü onlar ön grubun yani bizden 5 dakika önce çıkmalarına rağmen kötü yüzenleri. Ve onların hepsinin aralarından geçmeye başladık, e son tur iyice karıştı ortalık. Yeşil bonenler bizim açık maviydi. Yeşil moroniler, turuncu bonenler hepsi bir anda oralarda olmaya başladı ve onların hepsinin arasında sıvılım yapmaya başladık. Ve yine birilerini takip ettim, başkasını buldum bu sefer. Onun peşinden devam ettim ve en iyi yüzmemi yaptım. 1 saat 5 dakikada yüzme işi bitti ve gerçekten rahat bir şekilde de yürüyorum. İşte buradaki benim avantajım tekniği düzeltmiş olun. İşte bu tür uzun yarışlarda bu biraz daha ön plana çıkıyor aslında. Çünkü tekniğin düzgünse az yoruluyorsun. Sudan çıktım. Direkt değişim alanına girdim. Hemen da eşyalarımızı aldık. Ben bisiklet etabında normal esvarları kullandım. Yani normal bir bisiklet ayakkabısı kullandım. Triathlon ayakkabısı kullanmadım. Çünkü burada çok yokuş olduğu için ve hem yani bisiklet üzerinde giyip çıkarmayacağım için ayakkabımı ee, çünkü onun riskine girmek istemedim. 3800 metre yüzdükten sonra çok kalabalık oluyor orası. Biliyorum ön grupta da olanlar olacak. O ayakkabıyı giyme stresine girmek istemedim açıkçası ve e, yol ayakkabısıyla başladım. Aldım giydim ayakkabıyı. Koşarak bisikletimin yanına gittim. Benim bir avantajım gelir yani sudan çıktıktan sonra bisikletin yanına çok rahat bir şekilde koşabildim. Çünkü bisikletim en sondaydı. Ve Oradan bisikleti aldım hemen bisiklete başladım. Başladıktan 200 metre sonra bizi yavaşlatmaya başladılar. Dedim ne oluyor yani böyle çok dar bir yerde gidiyorsun. Ve ilk kazayı orada gördüm. Daha yarışın başında ve biri yatmış ve ağzından falan biraz kan geliyordu. Orada bir canım sıkıldı zaten. Sonrasında orada hemen zaten güvenliği almışlar. Ambulans gelmiş falan ne. Sonra ilk 10 kilometre hızlı geçiyor. Bam 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 gidiyorsunuz ve işte benim gene dezavantajım en arkadan başladığım için sürekli birilerine geçtim. Sürekli birilerinden yavaşlamak zorunda kaldım. Çünkü dar yollar ve Iron şöyle yeni bir kuralı var. Mesela çift şeritli yol sol şeridi kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ortadaki şerit sizin en son şeridiniz, çıkış noktanız. Yani şey geçiş yaparken bile en sol, sol şeride geçmemeniz lazım. Diye, neden diye düşünürken baktım trafik açık. <laughs> evet bayağı açık trafikte biz yarıştık arkadaşlar. Ve işte böyle, öyle olunca da sol şeride geçemiyorsun. Bu, bu inişlerde de öyleydi. Yani inişlerde de çok fazla sol şeridi kullanamadık. Evet trafik açık, böyle deli gibi trafik yok. Ama onu genel olarak işte ambulanslar için ayırmışlar. Ya da önemli bir işi olanlar herhalde geçiyordu orada. Ama bir sürü araba gördüm yani. Sonra bisiklet parkının ilk 10 kilometresi bitti. Bizim de antrenman yaptığımız, yani yarıştan 2 gün önce sürdüğümüz onun videosu da var. O ilk yokuşa geldik. Orada bir 9 kilometre tırmanmaya başlıyorsun. Bu biraz sonraki bölümlerin antrenmanı gibi aslında. Çünkü bir 9 kilometrenin ilk 4 kilometresini bir tırmanıyorsun. Sert bir 4 kilometre. Sonra düz gidip sonra bir daha tırmanıyorsun. Sonra da yine teknik bir iniş. ilk iniş başlıyor. Ve işte bu 9 kilometreyi bir daha bir iniyorsun aşağı doğru. İşte bu biraz önce dediğim gibi bir antrenman gibi oldu. Burada nabzımı çok yükseltmemeye çalıştım ben. Hafif tempo ile çıkmaya çalıştım. Çünkü daha önümde bayağı 150 km, 160 km var. Sonra işte ikinci yokuş başladı. Zaten vaho wow, hemen söylüyor sana 25 km mi ne dedi ya da 20 km yokuş dedi. Böyle bakıyorsun ve o yokuşta hiç es yok. Yani hiçbir şekilde durmadı. Yani böyle düzlükte bir nefes alayım demedin. Hep %5'lerle, %6'larla bazen 4'e 3'e düştü ama sürekli bir tırmanış vardı tırmanış o tırmanış. bittikten sonra şöyle yine bir hafif iniyorsun sonra bir daha tırmanıyorsun. Yani tam böyle 50. kilometreye geldim sularımı falan bitirdim son bir e, mortelim kaldı. Bu arada ben yarış stratejimi de yarışlarda ben biraz mortan kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bir şasesinde 80 gram karbonhidrat var ve e, onu ben ilk 3 saatte ben tırmanacağım diye düşündüm. Ve ilk 3 saatlik sularımı yanıma aldım Çünkü hafif çıkmak istiyordum arkadaşlar. Ve o da oldu. Diğer e, sularımı da yani 3 tane şişeyi mi? personal'ın istediğimiz bir nokta var. 80. kilometrede oraya ulaşıyorsunuz. Oraya bıraktım. Dedim orada dururum. 1-2 dakika kaybetsem hiçbir sıkıntı yok. Tabi fazladan 2 litre suyla çıkmak gerçekten sıkıntı yaratırdı. Ve dediğim gibi 50. kilometreye geldik. Biraz böyle düzleşiyor olay. Sonra bir daha bir tırmanıyorsunuz. Sonra biraz düşüyor, bir daha bir tırmanıyorsun. Böyle o haritada tam gözükmüyor onlar ama sürekli bir tırmanış var. Hafif iniyorsun, bir daha tırmanıyorsun. Hafif iniyorsun, bir daha tırmanıyorsun. 80'e geldiğimiz zaman işte burada biraz düz bölümler başlıyor ama tam böyle düz olmuyor hiçbir zaman. Yine böyle bir ufak ufak tırmanışlar oluyor. Diyor sana yani yarışın içinde toplam 18 tane tırmanış vardı. Ve böyle diyor bir kilometrelik bir tırmanış çıkıyor karşına. Çünkü bu haritada o 20 kilometrelik tırmanışlar sırasında o 1 kilometreler gözükmüyor arkadaşlar. Ve o tırmanışları da bitirdikten sonra diyorsun o oh, iniş başlayacak. Ama tam olarak öyle olmuyor. Çünkü bu iniş de çok teknik bir iniş. O yüzden de ben çok yavaş indim. Ya dedim burası dünya şampiyonası evet ama burada benim bir sıkıntı yaşamamam lazım. Düşmememiz lazım. Bir şey olmaması lazım. Çünkü o sırada birkaç kaza daha gördüm. Ve iniş başladıktan sonra esas iki tane çok sert bir kaza gördüm. Yani bunu kazaları bu arada görmüyorum. Yani önümde düşmediler ama ambulanslar önde duruyor. Etraflarına öyle o battaniyeyle sarmışlar adamları ve orada canınız sıkılıyor yani o inişlerde ve frene bir tık daha fazla basıyorsunuz. Tam her şey bitti dediğinizde o inişler bitiyor. Bir bölüm dümdüz bir bölüm git gel yapıyorsunuz orada. Şöyle bir şey var ama tek şeritte git gel yapıyorsunuz. Yani öyle Yine dört şeridi kapatmamışlar size. Dar bir yerde. Yani iki bisiklet yan yana anca geçebiliyor. Birini geçecekseniz anca geçebiliyorsunuz. Ve o dönüşün ilk bölümü hafif ineyim. Sonra genel hafif çıkışla devam ediyor. Ve sonra esas iniş başlıyor. Bu inişte çok dikkat etmeniz lazım. Gerçekten sert inişler, sert dönüşler var. Ve ben bisiklet de bunda şöyle bir taktik yaptım arkadaşlar. Yanıma bu sefer Vaho wow Element ROM'u getirdim arkadaşlar. daha büyük bir ekran. Çıkışta sürekli vatıma baktım. Evet arada böyle yola da baktım, eğimlere baktım. Zaten eğim haritasında açtığım zaman ben batı da oraya ayarladım. Sürekli ona bakarak çıktım. Ama iniş başladığı zaman hemen haritayı açtım. Zaten daha öncesinde e, GPS rotasını eklemiştim ben oraya. Ve haritadan sürekli baka baka indim. Yani hem öne bakıyorum hem oraya bakıyorum. Arada yani çok sert bir iniş var mı ona bakıyorum. Çünkü şöyle bir durum var hiçbir yerde işaret yok. Yani bizde sürekli hani vardır ya çift işaret olur. Eğer çok sertse 3 işaret koyarlar sola dönüş falan. Burada yok. <laughs> Eğer çok sertse bir tane bir şey koymuşlar. Ama onun dışında sola dönecek, sağa dönecek, şöyle gidecek, böyle gidecek hiçbir şey yok. Bazı noktalarda aerobada yatabiliyorsunuz inişlerde. Ama yani yol sürekli döndüğü için tam olarak emin olamıyorsunuz da yol kalitesi bir Klagenfurt'taki gibi falan değil. Yani çok öyle jurlop gibi asfaltı olan çok az yer var. Onun için çok da güvenemiyorsunuz. Yani araba yattıktan sonra bir çukura girebilirsiniz. Var. Tümsekler var. O tümseklerde zaten durmanız, yavaşlamanız lazım ve tekrar aerobardan kalkmanız lazım. Ama bazı bölümlerde de sadece aerobara yatarak böyle 50 ile 52 ile gidebiliyorsunuz. Böyle bir yeterli bölümler var. Sonra bisiklet etabını tam böyle bitti diyorsunuz. İniş bitti. Sonra bir daha çakıyor size bir 9 kilometre diyor. Bir daha bir tırman sen diyor. 10 kilometre attı. Orada böyle bir çıkıyorsun sonra bir daha bir daha bir en son vuruyor. Sonra dümdüz inerek bu aşağı doğru iniyorsunuz. Burada road bike kullanılır mı? ben 3 senedir TT'ye bindiğim için road bike'ı kullanmak istemedim. Çünkü şöyle bir durum var. Road bike kullandığınız zaman inişler çıkışlar güzel ama o açısından dolayı sonrasındaki koşuna rahatsız olabilirsiniz. Yani ben hep onu düşünüyorum. TT'de TT'nin en büyük avantajlarından biri bu çünkü. Yani uzun süre TT'ye bindikten sonra koşuya girdiğinizde başka kaslarınız çalışıyor. O yüzden de ben TT tercih ettim. Pişman da değilim açıkçası. Çünkü bazı noktalar gerçekten TT çok hızlı gidebildiğiniz noktalar oluyor. Road bike ile yani 35'i 40'a çok öyle gelemiyorsunuz. Yani geliyorsunuz ama orada tutmak çok zor oluyor. Ama TT'de o hızı tutturmak çok rahat oluyor. Draft var mıydı? Draft olabilecek bir durum yoktu. Evet herkes dip dibe gidebiliyordu ama böyle bir onlu grup hiçbir zaman görmedim ben. Ya yani üçlü grup görmedim ama birbirinin peşinden gidenler vardı. Çünkü mecburen gidiyorsun. Şöyle bir durum var. Yani sürekli ya tırmanıyorsun ya iniyorsun. Böyle hakemleri görmedim zaten. Şey, draft yapıyorsun falan diyen kimseyi görmedim. Çünkü kimse öyle draft yapacak şeyi de düşünemiyordu açıkçası. Ee, dediğim gibi böyle de bir pozisyon yaptı. Bıraktık bisikletlerimizi. Ben o sırada işte gene sıkışınlıktan aldım. Sularımı bitirdim. Artı yanıma bar almıştım. Bu tür uzun yarışlarda, ayrım ben bar da kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü katı bir şeylerinde girmesi gerekiyor. Şöyle bir durum var. Yukarıda 1200 metrede yarıştığınız için oralar serindi. Yarışın başı serindi ama aşağı inmeye başladığımız zaman aşağıdan sıcak hava geliyordu. Onu hissetmeye başladım ve dedim koşuda sıkıntı yaşayacağız belli oldu. Aşağı indik. Bisikleti bıraktık, koşu etabına başlarken Zaten bu arada tuvaletimi de bisikletin üzerinde yapamadım. Evet biz genelde orada yapıyoruz. Bisiklete bir kere durmak zorunda kaldım küçük tuvaletimi yapmak için. Ve sonrasında da hem e, koşu bisiklete başlamadan önce de bir kere tuvalete girdim. Sonrasında da koşu bisiklet bittikten sonra bir kere yine tuvalete girdim. Çünkü şöyle bir şey var. O düzlükte ve aşağı inerken evet sıvı alıyorsunuz ama o kadar çok terlemiyorsunuz. Yani o 30 kilometre o inişte çok fazla terlemiyorsunuz. Sürekli böyle bir tetiktesiniz. Orada omzunuz falan da ağrıyor tabii. Ve şöyle bir sıkıntı var. Sürekli bacaklarınızı çevirmeniz lazım 30 kilometrede Ben böyle bir 10 kilometre çevirmedim mesela. Ve bacaklar kas katı olmaya başlıyor. İşte dedim aa dedim bir sıkıntı var. Onun için sürekli kalan 20 kilometresinde sürekli çevirdim ve o bacakları geri getirdim. Sonra koşu etabı başladı. Ben tam koşu etabına başlarken Can Fredano filişe doğru gidiyordu. Yani yan yana şöyle bir karşılıklı geçtik. Zaten Ahmet'in çektiği videolarda da bir sürü görmüşsünüzdür. Onları çekmiş bana sağ olsun. Ben onları çok göremedim. Mi hani Fredano'yu gördüm. O da 10. falandı. Ben hatta girdiğim zaman ödül töreni yapıyordu. Birinci, ikinci, üçüncüyü falan e, söylüyorlardı. Adem'in patiklangı ikinci olmuş aferin çocuğa falan derken bu sırada ben ayakkabılarımı giyiyordum. Ve sonra da dediğim gibi Fredano'yu gördüm ve koşu başladı. İlk etap çok güzeldi. Ben de, benim planım şuydu. İlk de 4.40'lara tutturacağım. İkinci de 4.35'e düşeceğim. İkinci 10K'da. Sonra o 4.35'i e tutturup son 10K'da da 4.30 civarlarına ineceğim. Hatta onu biraz daha zorlayacağım dedim. İlk 10K 4.40 gitti. İkinci 10K 35'e düştüm. Ama 16'dan sonra biraz değişmeye başladı. Çünkü gerçekten çok sıcaktı arkadaşlar. Yani suyu alıyorsunuz. Daha iki buçuk kilometre her iki buçuk bir CP var. Daha iki buçuk kilometre gelmeden ağzınız kuruyor. Ben yine son yarıştığım için CP'lerde gene çok duranlar vardı. Yani geliyor adam CP'de suyun içerken bekliyor falan böyle. Orada bir sıkıntı yaşadım. Ve sonrasında da hafif bir patlama durumları gelmeye başladı. Dedim gidiyor. Yarış gidiyor patlayacağız. Eğer dedim orada işte kafamda şunu şey yaptım. İlk yarım ara, yarım maratonu bitirdik ve bir tane daha bundan var. Ve zor geçecek. Evet orada pace'imi biraz daha düşürsem yani biraz daha hızlanırsam 4.30'lara falan düşersem komple patlayabilirim ve son 10K'yı yürüyebilirim bu. Ve şu anda dünya şampiyonasındayım ki süremede baktım çok da kötü gitmiyorum. Bu arada bir sürü insanı geçiyorum. Yani benim koştuğum insanlar 5.35'lerde koşuyorlar. Benim yaş kategorimdekiler ve görüyorum sürekli birilerini geçiyorum. Herkes patlamış durumda. Ki yani provalardan da patlayanlar var. Ben 4 Pro'dan daha iyi koşmuşum bu arada. Dedim bu böyle devam ederse ben de bunlar gibi yürüyeceğim. Ya da dedim bir tık düşüreyim. CP'lerde biraz düzgün beslenip ve normal bir hızda bu yarışı bitireyim dedim. Çünkü bu dünya şampiyonası. O madalyayı kesinlikle almam lazım. Ve zaten bu arada yani bırakmak hiçbir zaman aklımın ucundan geçmedi. Mutlaka ben bu yarış bitecek zaten. Öyle bir başka bir seçenek yok. Yürüyerek bile olsam ben onu durmadan bitireceğim dedim. Ki yürümedim de bu arada. Bir sonraki iki CP'de düzgün beslendim. Portakal falan yedim. Ve sonra tekrar 5-5 civarlarında yarışı bitirmeye karar verdim. Ve o, o tempoya gittim ve son bölümde hatta son 10K'da işte geç start almanın da avantajını orada gördüm. Hava serinlemeye başladı. Çünkü artık güneş gitmeye başladı. Dağların arkasını gitti. Ve orada bir tık daha e, hızlanmaya başladım. 3.35'te de maratonumu bitirdim güzel bir sonuç. Yani 335 o 180 kilometreden sonra iyiydi ve bu arada bisiklet etabını 6 saat 25 dakikada bitirdim. 2585 elevasyonlu 180 kilometre zordu. Koşu bittikten sonra direkt arka alana geçtim. Orada hemen hediyelerinizi veriyorlar, sularınızı veriyorlar. Hemen 3 tane pet şişe su içtim arkadaşlar. Net olarak söylüyorum. Löp 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 içiyorum. Ve sonra işte orada birkaç çekimler falan yaptın hemen arka bölüme şapkanızı veriyorlar tişörtünüzü veriyorlar havlunuzu veriyorlar ve yeme alanları var ben hemen gittim beyaz torbamı aldım bu beyaz torba çok önemli arkadaşlar hemen üzerinizdeki o ıslak şeyi çıkarıyorsunuz ve kuru bir şeyler giyiyorsunuz ben orada hemen recovery'imi aldım o proteinimi içtim on go'yu ve sonrasında da yemek bölümü gerçekten iyiydi pizzalar vardı işte ne bileyim işte iç içecekler güzeldi Bira vardı. <laughs> Biramı da içtim ve sonrasında da diğer arkadaşları beklemeye başladım. İlk Kemal geldi. Sonrasında diğer Türkleri beklemeye başladım. Selim zaten benden önce bitirmiş. Yaklaşık böyle 45 dakika önce falan bitirmişti. O zaten oralarda yoktu. Sonra Kıbrıslı Kemal geldi. Sonra Önder abi geldi. Sonra da ben koşu sırasında Hüseyin'i görmüştüm. Hüseyin kenarda oturuyordu. Midesi çok bozulmuş. Herkesin midesi bu arada çok bozulmuştu. Yani o içilenlerden mi, yediklerinden mi bilmiyorum. Ama sıkıntı yaşayan çok insan vardı, kusan çok insan vardı. Hüseyin'e dedim bitirmen lazım bu yarışı koşu sırasında. Ve baktım sonra şeyden Hüseyin yürümeye başlamış tekrar. 8 pace'lerde yani aplikasyondan takip ediyorum. 8 pace'lere gelmiş, sonra 7'lere geldi, sonra 6'lara geldi. Yapıp yapıp koşmaya başladı ve sonrasında da Önder abi geldi bu arada. Sonra Hüseyin geldi. Ama maalesef Can abi midi sıkıntılar yaşadığı için e, bırakmak zorunda kaldı. Ve geldi bu sırada finişe geldi. Hemen serum bağlandı ona falan filan böyle biraz sıkıntılar yaşadı. Devam etseydi ciddi sıkıntılar yaşayabilirdi. Evet tamam ayrım ben dünya şampiyonası bu ama bırakacağınız yeri de bilmeniz lazım arkadaşlar. Her şeyde bu böyle. Sağlığınız her şeyden önemli. Sonrasında işte orada biraz daha takıldık. Böyle ben biraz bir içmişim oradan. Keyif Artık keyif çıkarma zamanı çünkü. Oradaki yemekleri yedik, tatlıları yedik falan filan. Sonra etik bisikletlerimizi aldık. Torbalarımızı aldık ve evi yolu tuttuk. Ben 2'ye 3'e kadar uyuyamadım. Yani gerçekten yorgunlukta uyuyamadım arkadaşlar. Öyle bir durum. Sağa dönüyorum oram ağrıyor, sola dönüyorum bu tarafım ağrıyor falan derken en son bir dalmışım. Bitmiş ama dünya şampiyonası da bitirdik be. Dediğim o anı işte her zaman hatırlıyorum. O finişten geçmek efsaneydi arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim gerçekten. Yani evet bu İngiltere baskı başka bir durum. Çünkü gerçekten etrafında iyiler var hep. Ama herhangi bir beni bitirmek, Half Ironman'i bitirmek, yarım maraton bitirmek, yarım maraton bitirmek hepsi aynı duyguları size getiriyor. Çünkü bir şey için uğraşıyorsunuz ve onun sonunda hedefinize ulaşıyorsunuz. Bu apayrı bir duygu. Neyse. Ben şimdi son misteki koşumu yapayım. Şöyle güzel bir kovid koşusu yapalım. Sonra yarın yüzeceğim. Sonra gene bir easy koşum var. Bu hafta böyle easy geçecek. Sonra yeni hedefler için gene antrenmanlara devam. Abi dur diyeceksiniz. Biliyorum. Ama bir Kapadokya'da koşayım diyorum be. Şöyle güzel bir 63 kilometre hazır bu kadar volümlü antrenman yapmışken şöyle güzel bir dinlenmeli bir, bir hafta sonrasında ufak ufak gene başlarız. Ama misteki bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bana desteği olan herkese çok teşekkür ederim. Sponsorlarıma teşekkür ederim. Ve size çok teşekkür ederim. Aa, burada olmamın en büyük nedenlerinden birisiniz. Size buraları göstermek için ben dünya şampiyonasına gideceğim dedim aslında. Ve evet, burada olmak gerçekten keyifli. Bu arada tripodumu göstereyim size. Böyle bir tripod yaptım. <laughs> evet yavaş yavaş yıllayınca. Koşuya başladım. Herkes koşuyor zaten. Herkes bisiklete biniyor burada. Kısa şöyle yarım saatte bir koşu yapayım. Çünkü saat 9 oldu. 11'de odadan çıkmam lazım. Zaten bir 5 dakika 10 dakika gidip 10 dakika gelirsem bitiyor iş. Ay. Hadi bakalım. Bu yarış raporu bu kadar. Bir sonraki videolarda yarış raporlarında görüşürüz.